Hayırlı günler sevgili yarışseverler. Bugün 17 Nisan Cumartesi Amerika Kinland programında beraberiz. Evet sevgili yarışseverler, ben öncelikle bir şey söylemek istiyorum. Dünden bahsetmek istiyorum. Dün paylaştığım program ben farkında değilim. Son ayak ses olarak gelmemiş. 5. aya kadar gelmiş. Kusura bakmayın, ben nedense burada dinlediğim zaman, yaptığım zaman programı dinliyorum. Hani olur da bir aksilik olur bir şey. Ama ne de, bilmiyorum, bu ikinci kez oldu. Bu teknik arıza oluşturuyor herhalde. Bir şey oluyor, yanlış yapıyorum bir şeyleri. Size gelmemiş. Ben tekrar özür dilerim son ayak arkadaşlar. Ben şimdi bu programı yapacağım, paylaşacağım sizden. Olur yine bir arıza bir şey olursa lütfen bana yazın. Ben bekleyeceğim mesajlarını arkadaşlar. Bana haber edin. Tamam abi, altılı duyduk, ses geldi falan. Ona göre pazartesi olmadı gidip şu laptopu tamir ettireyim ya da bir arkadaşa sorayım. Nedir olayı, ne yapıyorum, bir arada hata yapıyorum herhalde yükleme yaparken. İşte dediğim gibi olmamış artık. Kusura bakmayın, tekrar söylüyorum. Bugünün programından bahsetmek istiyorum sevgili yarışseverler. Aslında şimdi güleceğiniz benim yapacağım yorum. Oynamasak daha iyi. Çok zor bir program. İnanın çok zor bir program. Hepsi birbirini geçebilecek güçle atlar. Ben sizlere tek önermeyeceğim. Önerdiğim teklerin yanına da, tekin yanına da at önereceğim. Ya diyeceğim kardeşim niye yapıyorsun o zaman? Ya yine faydası olur arkadaşlar. En azından yani kuponu oynamasanız bile, değerlendirmeseniz bile size söyleyeceğim fikirlerin faydası olur. Oynayacağınız oyunlara etki yapabilir. Yani o amaçlı yapıyorum. İnanın bugün yapmayacaktım. 3 kere 4 kere çalıştım. Hani şöyle bariz gözüme çarpan bir tane tek şudur diye bir at yok. Evet, ben mesela altın ilk ayağından başlamak istiyorum. TCK'da çok yüksek puanlama vermiş. Tabii gazetelerde de mutlak surette çıkacak. İlk at altın ilk ayağında 3 numaralı at aşar. Evet arkadaşlar, ben mesela şimdi bu atı sizlere uyarmak istiyorum. Bu at bir kere 100 kusur gün koşmamış, birincisi. İkincisi, hiç Keeneland pistinde koşmamış. Sürekli Gulfstream'de koşmuş. O at oradan buraya gelmiş. Mesela dediğim gibi birincisi nefessizlik etki yapacak. İkincisi pisti tanımaması ata etki yapar benim görüşüm. Üçüncüsü en büyük unsur. En büyük unsur sevgili yarışseverler, bu ata daha önce Luis Saez binmiş. Luis Saez'in teşviklerinde bir yerlere gelmiş. O yaptığı ikinciler. Bugün değişik jockey biniyor. Rosario biniyor. Rosario biniyor. Daha önce binmiş bu ata. Çok kötü sonuçlar almış. Öyle dördüncü, beşinci. Yani 3 numaralı aşağıya baktığınız zaman grubun üstünde bir at, tamam söyleniyor ama benim yılların tecrübesi, yılların hani birikimiyle söylemek istediklerim, burada büyük oynayacak arkadaşlar, bilmiyorum sizi zehirler miyim, zehirlemez miyim, ama ben bu ata güvenmeyin derim. Bakın burada altının ilk aynı koşuda 5 numaralı Portos Luis Saez oraya kaçmış binmiş. Biliyorsunuz mükemmel formda Luis Saez. Bütün yarışlar bunun elinde. Luis Saez ve Hayrat Ortiz ikilisi, onların üstünde dönüyor oyunlar. Bilmiyorum, çok ilginçtir. Bazen 3-4 yarış vuruyorlar. Bazen hiç ikiliye bile sokmuyorlar. Yani bunlar buraların agası. Ondan dolayı bu atı 3'ten alıp başka ata binmesi bende biraz tehlike unsuru oluşturdu. Onun için ben derim, dikkat edin sevgili yarışseverler. Özellikle büyük oynayacak kardeşlerimiz, abilerimiz. Dikkat edin derim ben. 3'ü tek atarsanız atın. Son kararı siz verin. Ama ben burada sizlere onun yanına 5 numaralı Portos isimli atı, Luis Saez'in tercihi oraya gitmiş. Onu öneriyorum yanına. Ne olursa olsun. Olur da bana çok kötü koşar. Yarış pisti ağır olur. Ne bileyim, atlar kötü koşar biliyorsunuz. Burada 3 ile 5'i de yıkarsanız 2-4 direkt devreye girer. Ama ben derim 3 numaraya dikkat edin. Altılının ikinci ayağına geçiyorum. Buradası apaçık yarış. Burada bariz gözüme çarpan bir at yok.
Aynı akabinde ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı ayak. Sevgili yarışseverler, ben bunları direkt numaroloji okuyacağım size. Dediğim gibi oynamak zorunda değilsiniz. Buradan verdiğim hatlardan çıkarın ya da bahislerini oynayın. Maksat para kazanmak. Ne şekilde olsun şart değil, altılı oynuyorsunuz. Vereceğim hatları sırasıyla oynayın. En azından bir ikili, bir üçlü bahis çıkarabilirsiniz. Bir çiftedir. O da günün kârı olur. Ve inanın yana zor bir program. Altılının ikinci ayağına geçiyorum. Sırasıyla sizlere ben takdim edeyim. 9, 8, 7, 6, 5, 4 ve 10 nolu atlar. Hemen ben direkt 3. ayağa geçiyorum. Burası yine sırasıyla. 1, 2, 3, 5, 6, 7 ve 8 nolu atlar. Altılının 4. ayağı 10'a keza. Burası neredeyse hemen hemen hepsi gibi arkadaşlar. Ben yine sırasıyla vereyim, düşürebildiğim kadar. 14, 15, 16, 13, 10, 9, 8, 6, 2, 4, 5 ve 1 nolu atlar. Sevgili yarışseverler, biliyorum şimdi diyeceğiniz ki abi bu nedir böyle ya, her aya at verdin. Buradan ayıklayın. Sorun kararlarını siz verin. Bunlar koşacak atlar. Tabi diyeceğin o kadar atta biz de buluruz. Olay o kadar atta bulup bulmamak değil. Bakın ben size oynamayın bile diyorum. Yanaşmayın bu programa. Sizlere benim burada önerdiğim kupondan ziyade bir şablon. Ben diyorum ki burada verdiğim atlardan bahis oynayın sevgili yarışseverler. Çifte bahis, ikili bahis, üçlü bahis, mutlak suretle bu atların sıralamasını değerlendirirseniz kazanırsınız. Artı bir şey eklemek istiyorum. Biliyorsunuz pistler değişiyor, yağmurdur, çamurdur. Eğer etki olmazsa bir şey olmaz şu ana kadar. Çıkan öyle bir at yok, bir değişim yok. Eğer olur da çıkarsa at eklemeyin, birim fiyatı. Varsa kendi tuttuğunuz tekleri de kendiniz atın artık arkadaşlar. Benim yani sizlere söyleyeceğim bu. Dediğim gibi zor program. Altılının 5. ayağına geçiyorum. Tabela ayağına. Tabelada ben 5'ten 6'yı ayıramadım. Zannetmiyorum bu iki atın dışına çıksın diyoruz sevgili yarışseverler. Altının jokey avantajı var. Jokey daha binmiş 6 numaralı tanıyor. Orada küçük oynayanlar 6'yı tek atabilir. Ama mutlak suretle 5'te gider yarışa. Eğer bu iki atın kötü koşması durumunda 1 ve 8 numaralı atları sürpriz değerlendirebilirsiniz. Altılının son ayağına geçiyorum. Altılının son ayağı 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 1 nolu atlar. Evet sevgili yarışseverler, benim Amerika Keeneland programına dair söyleyeceklerim bu kadar. Bu bir şablon olarak görün, kupondan ziyade. Gördüğünüz gibi çok kalabalık tuttuk. Birim fiyatını siz ayarlayın. Bütçenize göre oynayın, üzmeyin kendinizi. Dediğim gibi tekrar benim fikrimi soracak olursanız bahislerle kalın arkadaşlar. Bahis oynamaya çalışın. Ne bileyim dörtlü ganyandır, üçlü ganyandır. Bu program her şekilde bugün para verir. Evet sevgili yarışseverler, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi eğer programı siz de oradan dinleyin varsa bir karışıklık, yine bir teknik arıza bana hemen yazın, ben düzelttiğime gideyim arkadaşlar. Seyrettiğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen beğeni bırakıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.